Ya söyleyemedim çünkü çok üzülecektin. Açıklayamadım o yüzden ya. Açıklama sen zaten. Sen bana açıklama artık, hiçbir şey açıklama. Ben senden tek kelime duymak istemiyorum. Tek bir yalan daha duymak istemiyorum. Anne, iyi misin? İyiyim, evet kızım iyiyim, harikayım. Herkesin içinde rezil olmuş, kocasının gözlerinin içine baka baka aldatıldığı herkese ilan edilmiş harika bir kadınım. Bomba gibiyim. Görün, görün babanızın bütün adiliklerini görün. Bütün pisliklerini görün. Senin Allah belanı versin ya. Sen benim gözümün içine baka baka aptal yerine koydun beni. Yok öğretmeninin torunuymuş, yok çok seviyormuş öğretmenini, yok asistanın oğluymuş. Peydahladın, çocuk burnumun dibine soktun. Anne tamam yeter, tamam bırak, değmez yeter. Sen niye hala bu evde duruyorsun ya? Defolup gitsene, üzüyorsun kadını. Ben niye gidiyorum ya? Bu ev benim. Benim evim burası. Ben nereye gidiyorum ya? Ne saçma bir laf ya bu. Tamam, biz gidiyoruz o zaman. Yürü anne. Abi, abi dur yapma lütfen. Ya bir sakin ol, ne olur ya. Ya ne sakin olacağız kızım ya? Baksana annemin haline. Beni de mahvettiler böyle. Niye evi terk ettim zannediyorsun sen? Nasıl yani Doruk? Sen biliyor muydun bunu? Ha? Evet. Biliyordum. Bu yüzden terk ettim evi. Allah senin belanı versin Akif ya. Sen şu çocuğu mahvettin. Sen bu kadar güzel aileyi mahvettin. Sen hepimizin kalbini dağladın. Allah senin belanı versin. Ya bakın ben kendim geldim zaten. Onun benimle ilgilendiği falan yoktu. Yıllar önce annemi terk edip gitmiş, bizimle hiç ilgilenmemiş bir adam. Eğer içinizi rahatlatacaksa... beni de oğlu gibi görmediği için. Aynen, aynen. Evet, doğru söylüyor. Bu sefer doğru söylüyor bu çocuk. Ben onu oğlum gibi görmedim ki. Ya benim bir tane oğlum var, o da Doruk. Ya başka bir oğlum yok benim. Ya şantaj yaptı bana. Bana şantaj yaptı. O eve giremezsem Nebahat her şeyi anlatırım dedi. Ya ben de kıyamadım size, üzüleceksiniz diye kıyamadım. Sonra da işte olay bu noktaya kadar geldi. Ya baba, Kaan'ı niye sakladın önemli değil ki burada. Bu mesele değil şu anda. Annemi aldatmışsın. Üstelik bir çocuğun varmış. Niye her şeyi çarpıtıyorsun ya? Sağ ol kızım. Sağ ol. Bu evde bana güvenen, bana inanan bir sen vardın. Sen de şimdi babana yargısız infaz mı yapıyorsun kızım? Ya bırak Allah aşkına ya. Bir de mağdurmuş gibi dolduruyor gözlerini. Sen niye hala bu evdesin be adam, ha? Git artık ya, düş şakamızdan be, gitme git! Ya ben neden gidiyorum ya? Ben neden gidiyorum? Bu gidecek. Bu gidecek bu evden. Bu gidecek, anladın mı? Burası benim evim. Hadi bakalım Kaan Efendi. Topla planı, pırtını, hadi bakalım. Gidiyorsun, yalla. Nereye gideceğim ki baba? Hala baba diyor ya. Ya hala bana baba diyor, delireceğim. Bak çocuk, çocuk senin bu akraba merakın nedir bilmiyorum ama gerçekten nereye gideceğin cehennemin dibine git be. Cehennemin dibine git, oldu mu? Ya yeter artık ya, bak ben seni doğduğun zaman da istemedim. Şimdi de istemiyorum. Çık git hayatımızdan ya, yeter ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya, oh. Ne boş. Bak gitti. Bir kere daha bu eve burnunu dahi sokamayacak. Bak ne olur her şey yoluna girecek. Sakinleşsin değil mi biraz? Keşke onun yerine sen çıksan hayatımızdan. Senin Allah belanı versin. Her şeyi düzelteceğim. Her şey yoluna girecek. Her şey yine eskisi gibi olacak. Tamam mı babacığım? Bana inanıyorsun değil mi güzel kızım? Nebahat, Nebahat ne yapıyorsun? Bak ömrümün yarısı, bir dakika. Dokunma! Dokunma bana!
Nebahat bak. Bak böyle olmaz. Böyle olmaz, beni dinleyeceksin. Dinlediğin zaman anlayacaksın zaten suçsuz olduğumu. Ay hala suçsuzum diyorsun, hala suçsuzum diyorsun. Sen beni delirtecek misin ya? Sen beni hastaneye mi yatıracaksın? Sen beni öldürmek mi istiyorsun, ne istiyorsun? Ne, ben sana dayanamıyorum artık. Defol, defol, defol! Nebahat! Çık, çık bu odadan. Defol! Ne boş. Defol! Yüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.